Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ve etba'ihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, yine bir riyaz Salih'in dersinde birlikteyiz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sade hayatıyla ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. An Enes'in radiyallahu anhu kal. Enes bin Malik anlatıyor. Rahenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem dirahu bi şairin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ödünç aldığı borç aldığı arpa karşılığında zırhını ipotek olarak rehin olarak vermişti. Yahudiden arpa almıştı. Ama Yahudi ya ödemezsen dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi birine böyle bir şey demesi onun seviyesizliğini gösteriyordu. Efendimiz de zırhını rehin olarak verdi. Ve meşeytü ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi hubzi şairin ve ihaletin senihatin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arpa ekmeği ve bayat iç yağı götürdüm diyor Enes bin Malik. وَلَكَسْ سَمِعْتُهُ yakul Yine şöyle buyurduğunu işittim. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ سَاعٌ وَلَا اَمْسَى Muhammed Mustafa ailesinin akşam sabah bir ölçek arpası yoktu. وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuz ailesi olduğu zaman bir ölçek arpa dahi evinde yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sade bir hayatı tercih ettiğini bu hadis-i şerifte görüyoruz. An ebi Kureyre'de radıyallahu anhu kal, Lekad raeytü sebe'ine min ehlis suffe ve ehlinden 70 kişiyi gördüm. ve İslam tarihinde ilk öğrenci yurdu. İlk yatılı okul. Mescid-i Nebevi'ye bitişik, üzeri kurma dalları ile örtülü yer toprak Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimize gelen genç, dinamik, çalışkan bekar öğrencilerden meydana geliyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlara özel ders veriyordu. Aralarında Ebu Kureyreler, Ebu Said el-Hudriler, Muaz ibni Cebeller gibi çok değerli şahsiyetler bulunuyordu. Bir İrmaune faciasını hatırlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Riel ve Zekvan kabileleri eğitimci ve davetçi talebinde bulunduklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından suf ve ashabından 70 kişiyi görevlendirmişti. Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ders alan bu öğrencilerin özelliklerinden biri yoksul öğrenciler olmasıydı. Ma minhum raculun alayhi rida. Onların hiçbirinin üzerinde tam anlamıyla bir elbise yoktu. İmma izarun ve imma kisa. Ya belden aşağıya ya belden yukarı ama aşağı dizlerine kadar yani böyle parçalı elbiseleri vardı. Kadrabatu fi anakihim boyunlarına geçirdikleri dizlerine kadar elbiseleri vardı. Minha ma yeblugu nisfa sizaqayn ve minha ma yebluğul kabeyn. Kiminin bu elbisesi topuklarına kadar, kiminin de diz altına kadar iniyordu. Fe yecmeuhu bi yedihi kerahiyet en tura avratuhu secdeye giderken kalkarken aman diz kapağıyla göbeğinin arası açılmasın diye elbisesinin derler toplar o şekilde kalkardı. Yoksul öğrenciler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den özel ders alıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı yoksulluğun, yokluğun hakim olduğu bir zaman. Ama ondan sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde fütuhat genişleyince Müslümanlar zenginleşmiş, Müslümanlar maddi açıdan rahata ermişlerdi. An Aişete radıyallahu anh'a kâlet, kâne firâşu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem min edemin haşvuhu lîf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı deridendi, içi hurma lifleriyle doldurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamimiz lüks hayat yaşamadı. Hiçbir zaman israf ve savurganlık yapmadı. O orta yolu, orta çizgiyi takip etti. Zaman zaman kendisine ganimetler, zekat, sadaka geldiği zaman onları da yoksullara dağıtırdı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. An İbni Ömer radıyallahu anhüme kal Kulna ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Allah Rasulü ile beraber oturuyorduk. İzce'e raculüm minel ansar Medine'li Müslümanlardan biri geldi. Feselleme aleyhim selam verdi. Ve Süm edbar el ensari sonra ayrılıp gitti. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya ehel ensar keyfe ahi Sa'd ibn -ub Ubade -ub Ey ensari kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl diye sordu. Fekale salih iyidir dedi. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men yauduhu minkum İçinizden kim bu hasta kardeşimizi ziyaret etmek ister. Fakame kalktım ve kumna ma'ahu biz de onunla beraber kaldık, kalktık. Ve nahnu bid'ate ashara biz 10 küsür kişiydik. Ma aleyna ni'alun ve la khifafun ve la kumus. Bizim ne ayaklarımızda ayakkabı, ne mest, ne başımızdaki sarık veya ne de böyle güzel gömleklerimiz vardı. Nemşi fi tilke sibah bu çorak zeminde yürüdük hatta cinahu nihayet ona geldik. Festehara kavmuhu min havlihi yanında bulunanlar geri çekildiler. Hatta dena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'ahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olanlar Sa'd bin Ubade hasta olan Sa'd bin Ubade'nin yanına geldiler. Sa'd bin Ubade Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ya, ya Resulallah dua et de zengin olayım. Çünkü hayır işlemek ancak mallı olur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Saad bin Ubade için dua etti. Akşamları ve Eshabına zaman zaman Saad bin Ubade'nin evinden tencereler gidiyordu. Saad bin Ubade'nin tencereleri, Saad bin Ubade'nin kazanları deniyordu. Akşamları 80 öğrenciye zaman zaman böyle yemek gönderen kişi o idi Saad bin Ubade. Bu hadis-i şerifte de yine o günkü kıyafetlerini anlatırken sahabe-i kiramın güzel elbiseleri olmadığını ve yoksulluk yaşadıklarını ifade ediyordu. Şimdi bu hadis-i şerifleri okurken güzel bir elbise giymek sorunlu mu diye bir soru aklınıza geliyor olabilir. Nitekim bir sahabi sordu. Ya Resulallah biz güzel bir elbise giyince güzel bir ayakkabı giyince hoşunuza gidiyor. Bu kibirden sayılır mı dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemilun اللّٰهَ جَم۪يلٌ Allah güzeldir, güzelliği sever buyurdu. Yani sade hayat yaşama ile ilgili hadis-i şerifleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu manadaki hadis-i şerifleriyle beraber müteal edeceğiz yoksa, alacak parası yoksa, imkanı yoksa, elbette fakr zaruret içerisinde bir hayat yaşayacaktır. Şehirli Müslümanın köydeki ihtiyaçları anlaması zor. Kendisi köyden gelmiş olsa bile o zorlu, o çetin şartları kısa zamanda unutabiliyor. Hayat şartları içerisinde çok farklı durumlarla kalabiliyoruz. Sakarya depreminde pilav sırasında bekleyen biri şöyle diyordu. Beni bu civardaki insanlar tanır. Eşimi, çocuklarımı, evimi, ocağımı, fabrikamı, iş yerimi kaybettim. Gördüğünüz gibi elimde tabak, elimde çanak, ben de pilav kuyruğundayım. Yokluk nedir bilmeyen insanlara yokluğu anlatmak mı zor. Bir sabah kızım ilkokula giderken baba haçlık verir misin demişti. Yok evladım dedim. Baba yok ne demektir dedi. Baba yok ne demektir? Peki 7 yaşındaki kızıma nasıl anlatacağım? Babanın bazen parası olmayabilir dedim. Bugün vermesem de yarın veririm inşallah dedim. 7 yaşına gelmiş ama yok kelimesini bilmiyor. Yokluğu öğrenmek için Suriyeli muhacirlerin ailelerine, çocuklarına bakalım. Bir Birket evlerde veya çadırda kalanlar Allah'a şükrediyorlar. Filistin'e bakalım, Irak'a bakalım, Myanmar'daki Müslümanlara bakalım. Biz rahat içerisinde hayat sürerken dünya Müslümanlarının büyük bir bölümü yokluğu yaşıyor. Bu hadis-i şerifleri onlar da okuyorlar, teselli buluyorlar. Sahabe-i kiramın içerisinde zenginler de vardı, fakirler de vardı. Şükreden zengin, sabreden fakir e, ifadesini sürekli tekrarlamamızın sürekli tekrarlamamızın bir anlamı olmalı. Bu ana İmran ibn Hüseyin radıyallahu anha anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal hayrukum karni en hayırlı olanlarınız benimle beraber yaşayanlardır. İlk nesil, örnek nesil, altın nesil, en hayırlı nesil sevgili peygamberimizin etrafında halka olanlar. ثُمَّ الَّذ۪ينَ Sonra onların ardından gelenler. Bu nesle tabi'in diyoruz. ثُمَّ الَّذ۪ينَ Sonra onların ardından gelenler. Üçüncü nesil. Etba'u'l-tâbi'i. Kale İmran, فَمَا edri. قال النبي صلى الله ve sellem مَرَّتَيْنَ اوْ ثَلَاسِ İki defa mı dedi, üç defa mı? Bilmiyorum. Emin değilim. Sahabe-i kiramın böyle emin olmadığı konularda itirafını da görüyoruz. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ Ondan sonra öyle bir nesil gelir ki, قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ şahitlik yapmaları istenmeden şahitlik yapan insanlar. Ben olayı gördüm. Şöyle oldu. Ya kardeşim sana sormadık ki. Şahitlik yapmaları istenmeden şahitlik yapanlar. Ve khununa ve la yu'tamanun. Emanete riayet etmeyip hainlik yapan insanlar. Ve yenzuruna ve yufun. Onlar adak adarlar ama adaklarını yerine getirmezler. Nesillerin bozulmasına, değişmesine, çürümesine işaret ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü birinci nesil sahabe, ikinci nesil tabi'in, üçüncü nesil etbav-ı tabi'in ve ondan sonra yeni Müslümanlar giriyor. Ondan sonra yeni kültürlerle Müslümanlar tanışıyor. Yeni bölgeler İslam taşınıyor. Dolayısıyla o değişim kaçınılmaz oluyor. Ve yazharu fihim simen onların arasında şişmanlık yaygınlaşır. Peygamberimiz Ali sallallahu ve zamanında çelimsiz, zayıf insanlar çoğunluktaydı. Ama maddi refah artınca, bolluk artınca, şişmanlık da obezite de giderek artıyor. Şu hadis şerif günümüzün dersimizin belki en anlamlı hadis şerifi. Bunu yazalım evimizin bir köşesine asalım hattata yazdıralım Türkçe'sini altına yazalım sürekli okuyalım kanaat, şükür, rıza, teslimiyet, bağlılık ifade eden bir hadis-i şerif. An Ubeydillah ibn Mihsan el-Ensariyil Hatmi radıyallahu anh. Dinleyen kardeşimiz diyecek ki, bu sahabenin ismini hiç duymadım ki. Neleri duyduk ki? Bildiğimiz kaç sahabi var ki? Ben bir defasında öyle demiştim, bir sınavda. Al eline kalemi dedim. 100 sahabin ismini yazarsan, 100 puan vereceğim. Ama ismi Abdullah olmayacak, Peygamberimizin hanımları olmayacak, aşşari mübeşşeri beşşeri olmayacak. Deneyin kendiniz. Alın. İlk 10 sahabi kolay yazarsınız. Enes bin Malik, Musab bin Umeyr, Ammar bin Yasif. falan. İlk 10 sahabi. İkinci 10 sahabide biraz zorlanırsınız. Sonra sonra elli sahabeyi tamamlıyorsanız hadislerle meşgulsünüz demektir. Yüz sahabi yazamazsınız. Ne demek istiyorum? Bizim hadis şeriflerle, İslam tarihiyle, sahabe teracimi, biyografisiyle ilişkimiz zayıf. Hep bildiğimizi zannediyoruz. Ama ismini duymadığımız meşhur nice sahabiler var. Ubeydullah İbnu Mihsan el Ensari Medineli bir Müslüman. Kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men asbaha minkum kim sabaha ererse eminen fi sirbihi yuvasında güven içerisinde. Muafen fi cesedihi vücudu sağlıklı olarak indehu kutu yevmihi bir günlük azığı olduğu halde. Yuvasında emin, vücudu sağlıklı, bir günlük yiyeceği var. Kim böyle bir sabaha ererse, fek enleme hizet lehu dünya bi hazafiriha sanki bütün dünya ona verilmiş gibi olur. Elhamdülillah güvendeyiz. İslam dünyasında şu anda 40 ayrı bölgede kan, gözyaşı, savaş, baskı, işkence, terör, huzursuzluk var. Avrupa'da, Afrika'da her hafta bir darbe olduğunu duyuyoruz. Böyle bir ortamda yaşayan insanlar. Güvenlik yok. Sağlık yok. Geçim problemi var. Kendinizi bir anda Afganistan'da görün. Bir bakın oradaki hayata. Geçin Yemen'e bakın. Filistin'e bakın. Suriye'ye bakın. Biz eskiden Afganistan için ağlıyorduk. Sonra Bosna için ağlamaya başladık. Sonra Suriye için ağlamaya başladık, sonra Fil Yemen için ağlamaya başladık, sonra Filistin için hep ağlayacak mıyız? Rabbim yüzümüzü güldürsün, Rabbim İslam ülkelerine birleşmeyi nasip eylesin. Son derslerimizde hep şu hadis-i şerif okuduk, Ahmet bin Hanbel'in müstedinde rivayet ediliyor. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على pek yakın bir zamanda dünya milletleri başınıza üşecekler. tıpkı ortaya konan sofraya yemek yiyecek olanların üşüştükleri gibi. pastadan pay koparmak için. İslam dünyasının, İslam ülkelerinin Müslümanların elindeki nimetlerden, madenlerden, petrollerden vesaire istifade edebilmek için dünya milletleri başınıza düşecekler. Sofrayı düşünün, herkes alıyor, herkes parça. Kalu ev min nahnu yâ <laughs> meydin yâ Sayıcı az olduğumuz için mi olacak? başımıza düşecekler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem bel entum kesir. <laughs> وَلَاكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيِّ Hayır, siz sayıca çok olacaksınız. Fakat derenin üzerindeki çer çöp gibi dağınık olacaksınız. وَيَقْذِفُ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ Allah sizin kalplerinize zafiyet verecek. Zafiyet. فَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ Bu kalp zafiyeti nedir? حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Aşırı dünya sevgisi, Allah yolunda ölümü istememem. Hadis-i şerifi toplarsak Allah yolunda ölmeyi şehitliği istemezsiniz. Aşırı dünya sevgisi sizi tamamen kaplarsa Allah kalplerinize zafiyet vermiş olur. Derenin üzerinde çer çöp gibi dağınık olursanız diğer milletler, ülkeler, sizin başınıza İslam ümmetinin başına üşürler. Ve İslam ümmetini parçalamaya, bölmeye çalışırlar. İstenen vahdettir. İstenen Müslümanların birliğidir. İstenen Müslümanların hırs, açgözlülük gibi aşırı dünya zevkleri, aşırı dünya nimetleri, aşırı dünya sarhoşluğuna kapılmamalarıdır. Ve Allah yolunda şehit olmayı arzu etmeleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunu vurguladı. Sürekli bunu aşıladı. Sürekli hayatında bunu yaşadı. Sade bir hayat. Ben bir ağacın altında gölgelenen ve oradan ayrılan bir yolcu gibiyim. Dünyayı böyle tarif etti. Dünya ruhlar aleminden geldiğimiz, bir müddet dinlendiğimiz, sonra ebedi aleme göçtüğümüz yer. Dünyayı böyle değerlendirdiğimizde dünyayı ahiret için bir tarla olarak gördüğümüzde ahiret sermayesine daha çok önem verdiğimizde kazanan Allah'ın izniyle biz olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun değerli kardeşlerim. <laughs>